Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Enerji Borsaları Birliği tarafından Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 20. yıl buluşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında serbest piyasa dinamiklerinin korunması adına paydaşların önemli olduğunu bir kere daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının krizleri daha da artırdığına dikkati çekti. Europex bu sene tabloda da gördüğünüz gibi 20. yılını kutluyor. Küresel salgın süreciyle birlikte ortaya çıkan enerji darboğazı, serbest piyasa dinamiklerinin korunması adına paydaşların ne denli önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Son yıllarda enerji piyasası arz sıkıntısı ve maliyet artışları ile büyük bir mücadele içerisinde. Bunlara ilaveten yaşadığımız jeopolitik riskler enerji piyasalarının sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Covid-19'un yaraları henüz sarılmamışken yaşanan küresel kuraklık ve Rusya'nın Ukrayna savaşı içinde bulunduğumuz türbülansın şiddeti daha da içinde bulunduğumuz şartları kötüleştirdi artık. Arz sıkıntısı ve fiyatlarda aşırı oynaklık şeklinde tezahür eden krizin etkilerinin son kullanıcıya en az şekilde yansıması için ülkelerin bir dizi önlem paketini hayata geçirdiğini hatırlatan Dönmez detayları aktardı. Arz sıkıntısı ve fiyatlarda aşırı oynaklık şeklinde tezahür eden krizin etkilerinin son kullanıcıya en az şekilde yansıması için ülkeler bir dizi önlem paketini hayata geçirdi. Bu durum ülke ekonomilerine ekstra yük getirse de enerji piyasalarının dengeye oturması adına atılması gereken adımlardı. Çünkü enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık ekonominin en önemli enstrümanı olan öngörülebilirliğe önemli ölçüde zarar veriyor. Her yıl kendini geliştiren bir sonraki noktayı kendisine yeni hedef olarak belirleyen bir Türkiye olduğunu kaydeden Dönmez, enerjinin her alanındaki büyüme trendine güvendiklerini belirtti. Rakamlara baktığınızda Türkiye'nin daha çok büyüme hikayesine sahip olduğunu sizler de göreceksiniz. Her yıl kendisini geliştiren, kendini aşan, bir sonraki noktayı kendisine yeni hedef olarak belirleyen bir Türkiye var. Pazar büyüklüğü açısından Türkiye ise Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Orta Doğu'nun en büyük pazarlardan birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Benzin, dizel, hidrojen, doğalgaz, yeşil ürünler, sertifikalar ve benzeri bütün ürünleri dikkate aldığımızda kısacası enerjinin her alanındaki büyüme trendine güvenimiz tam. Önümüzdeki yıllarda EPİAŞ'ın pazar büyüklüğünü ve bunun ürünlerdeki yansımalarını da hep birlikte göreceğiz. Türkiye potansiyeli olan bir ülkeden ziyade büyüme hikayesi olan bir ülke. Bir ülkenin potansiyeli var demek o ülkenin yolun başında olduğunu gösterir. Biz güçlü potansiyelimizi büyüme hikayesine dönüştüren ve bu hikayeye her gün yeni sayfalar ekleyen bir ülke durumundayız.